hadi girsin. Armağan Bey olabilir, meclis başkan yardımcısı. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Meclisi'nden meclis başkanı. Evet, meclisin bugün törensel açılışı ve tabii törensel açılışın ilk gününde genel başkanlara her zaman olduğu gibi teamil gereği söz verildi. Genel başkanlar az önce söz alıp meclisin zaman zaman sert tartışmaları yaşandığını gözlemledik. Tabii Sayın Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Saner ilk sözü aldı ve aslında bir kez daha erken seçimin belki de fitilini ateşledi diyebiliriz. Yanlış bir yorum olmazsa. Ve tabii bununla ilgili meclisin bundan sonrasıyla ilgili. Şimdi bugün meclis toplandı. Elbette muhalefet de destek verdi. Açıldı. Törensel için ancak gözler pazartesinde. Pazartesi mecliste bir nisap sorunu olduğunu dün Sayın Başbakan yine Diyalog TV'de, TV 2020'de yapmış olduğu açıklamada bugün için nisapta bir sorun görünmüyor. Ancak pazartesine kadar siyaset oldukça uzun. Pazartesi nisap sorunu gündeme gelebilir. Ancak şu an için bir sorun görünmüyor dedi Sayın Başbakan. Bugün yine dolayısıyla gözler pazartesi, yani yasamanın ilk oturumunda bir nisap sorunu yaşar mı? Bunun siyasete yansımaları ne olur? Nasıl bir süreç izlenir ki Sayın Başkan da? Şimdi Sayın Oğuzhan Hasiboğlu canlı yayınımız olacak. Sağ olsunlar, bizi kırmalar ve geldiler. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Sayın Oğuzhan Hasiboğlu, Sayın efendim, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı olsun yeni yasama dönemi diyelim. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olarak bir de hukukçu olarak hemen sizi bulalım. Şimdi bugünkü oturumu ya da ilk oturumda yapılan derinlemeyi nasıl buldunuz efendim? Nedir görüşleriniz? Tabii bu bir her zaman yapılan, yapıla gelen bir seremoniydi. Evet. Meclis başkanımız herhangi bir konuk almadı. Siyasi parti başkanları da birer konuşma yaptı. Evet. Dilek ve temennilerini belirtti. Tabii önemli olan sizin de demin ifade ettiğiniz gibi 4 Ekim'deki pazartesi yasama günü, pazartesi, evet, biliyorsunuz. Perşembe günleri de denetim günü. Aslında bildiğiniz üzere 30 Haziran'da meclis kapanmadı. Evet. Çünkü nisap oluşmadı. 8 tane de bekleyen yasamız vardı. Bizim için, yani bu meclis için önemli olan bu yasaların tabii ki geçmesi. Evet. Çünkü bu yasalar herhangi bir ideolojik unsur içermeyen, vatandaşın ihtiyacı olan yasalar. Bir orman yasasında bir tadilat yaptık. Biliyorsunuz orman yangınlarında bayağı, evet, ciğerimiz yandı. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi cezalar ve yaptırımlar ve yeni suçlar ihdas ettik. Kan ve kan bileşenleri yasası vardı. Muhaceret yasası vardı. Biliyorsunuz birçok vatandaşımız çalışma izinden dolayı bu Covid döneminde bu izinlerini çıkaramamıştı. Gerek işverenler gerek işçilerimiz mağdur olmuştu. Bu yasa vardı ve bunlar, enteresan bir şey söyleyeyim, komiteden hepsi bu bahsettiğim yasa, 8 tane yasa oy birliğiyle geçti. Dolayısıyla bu komitede Cumhuriyetçi Türk Partisi de, Halkın, evet, Partisi de buna onay verdi. Şimdi ben tabii anlamakta güçlük çekiyorum. Neden bu yasaların meclisten geçmesi için nisaba destek vermiyorlar? Yani sadece bu yasaların geçmesi için destek vermeleri bile yeterlidir. Çünkü oturmuşuz, tartışmışız, evet, ve oy birliğiyle geçirmişiz. Bakın, kan yasasından bahsediyorum, muhaceret affından bahsediyorum, evlilik dışı çocuklar yasasından bahsediyorum, orman yasasından bahsediyorum, iki tane bütçe var. Bütün bunlar oy birliğiyle geçti. Evet. O zaman gelin destek verin. Bu bir azınlık hükümeti, zaten bunu bilmeyen yok. Biz Ulusal Birlik Partisi'nin hükümeti kuracağımız zaman bu partilere dedik, gelin beraber bir güçlü bir hükümet kuralım. Evet. Ama onlar kolay yolu tercih ettiler. Ateşten gömleği siz giyin Ulusal Birlik Partisi olarak. Biz en kolay yolu muhalefet yapmayı, yani konuşmayı tercih ederiz dediler. Evet. Ve bunu yaptılar. Bunu da yapmaya devam ediyorlar. Bugünkü konuşmalar da bunu gösteriyor zaten. Benim temennim pazartesi destek vermeleri ve bu yasaların geçmesi yönündedir. Sayın Genel Başkan, Sayın Başbakan,
artık bu erken seçimi ilk genel kurulda gündeme gelsin diye bir çıkış gördük. Yani zaten genel kurul öncesinde de katıldığı programlarda da bunu duymuştuk. Bugün genel kurulda da söyledi. Tabii gelelim yine Ulusal Partisi'nin kurultayı Sayın Naren Şefik'in de bir hatırlatması oldu bu arada. Yani böyle erken seçim için zaten şimdi karar alsak 2-3 ay sonrası ancak nedir görüşünüz erken seçimle ilgili genel eter olarak sizin? Şimdi erken seçimi istiyoruz Ulusal Birlik Partisi olarak. Biz de bunun için zaten bir yasa önerisi verdik ve komiteden de 3 Nisan 2022 tarihini geçirdik. Evet. Biz bunun da görüşülmesini istiyoruz. Yani eğer muhalefet meclise gelmeyecekse demek ki erken seçimden de kaçan muhalefettir diye yorum yapsam herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü biz Ulusal Birlik Partisi olarak hükümet ortaklarımızdan ve bağımsız milletvekillerin desteğiyle biz eğer bunu getiriyorsak gelin buyurun meclis genel kurulunda Nisan ayı ise sorun. Gelin bunu konuşalım, Mart yapalım, Şubat yapalım, tartışalım bunun nasıl olacağını, seçim yasasına dokunalım. Çünkü Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Şefik bu seçim sisteminin değişmesini gerektiğini de söyledi. Sık sık, evet. Sık sık bunu da dile getiriyor. Gelin meclisi açalım, buna da dokunalım. Evet. Eğer siz siyaset yapmak istiyorsanız, sadece konuşmak istiyorsanız o zaman meclise girmiyorsunuz demektir. Sayın Zeki Çevre de sizi dinliyor. Biraz onu da alacağız yanına. Son soru soraya. Pazartesi günü bir nisap sorunu olursa bunun siyasete somut yansıması ne olur? Kısa dönemde ne beklemek lazım? Şimdi sadece pazartesi olarak değerlendirmemek lazım. Bunun 2-3 kere mutlaka... Pazartesine bende bir anlam yüklendi sanki de. Evet. Ama demin dediğim gibi 8 tane bekleyen yasa var. Evet. Oy birliğiyle geçen yasalar var. Bundan dolayı mutlaka meclise girilmesi gerektiğini düşünürüm. Çünkü kendilerinin onay verdiği komiteden geçen yasalardır. Buna ek olarak biz o 8 tane yasaya ek olarak erken seçim yasasıyla ilgili, erken seçimle ilgili yasa önerisini de meclis genel kurulunun gündemine alınmasını istedik ve alındı. Evet. Dolayısıyla hodri meydan diyorum. Gelin erken seçim tarihini pazartesi konuşalım ve belirleyelim. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Oldukça kısa ama yararlı bir görüşmeydi. Çalışmanızda başarılarız. Bir gün daha uzun soluklu meclis bahçesinde sizi alırız ve daha uzun uzun konuşuruz bu konuları. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, başladık. Sayın Oğuzhan Nasiboğlu, özür dilerim efendim. Sayın Oğuzhan Nasiboğlu dinledik değerli izleyenler. Meclis'te genel kurulda az önce aslında otlu meydan çektiği, Ulusal Birlik Partisi'nin otlu meydan çektiği ve gelin 8 önemli yasayla birlikte erken seçimde gündeme alalım. Bu genel komitede olarak genel kurulda da aynı desteği beklediğini ifade ediyor. Konalım. Sözü muhabbetiyiz. Bir isim var. Tosarsin ile vekil içe. İla geldi. Tosun ile patrize. Egemenlik ulusundur fonu önünde. UBP'nindir diye değişmemiz lazım aslında ne? Bunu. UBP'nindir. Neden efendim? Çünkü görüyoruk mecliste. Daha sonra kaç zamandır neler yaptıklarını, yapmadıklarını, ısrarla bu toplumu nereye götürdüklerini. Hatta UBP'nindir, UBP'de başkanın talimatıyla hareket eder diye yazmak lazımdır buraya. Çünkü buraya layık değildirler. Yani üzgünüm böyle bir şeyle girdik ama yani sen söyleyince egemenlik ulusundur. Ulusun olsaydı ulusun peşinde koştururlardı. Savunma mekanizması yok, senin savunacağın bir şey değildir bu. Yani bunu onlar lazım savunsunlar. Sadece yani halkın her bireyinin, her temsilcisinin bir noktası olarak o anlamda ben egemenlik ulusundur ifadesini vurgulamak istedim. Her seçimde demokratik doğrudur. Ancak anayasaya aykırı hareket etme, yasalara uymama, kendilerini yasaların üzerine görme, yargının üzerinde görme maalesef işte oradaki yazıya büyük hakarettir. Evet, sen sor, ben devam edeyim o zaman. Nedir ilk günle ilgili? Tabii bugün törensel açıldı. Pazartesinden beklentiler. Sayın Oğuzhan Nasiboğlu dinlediniz. Yani biraz Nisab'a destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Ya da sizin bir milletvekili olarak önümüzdeki haftalarda temsilcilerin meclis çalışmaları açısından. Şimdi meclise neden girmeyeceğiz?
zaten çok anlattı. Başkanlarımıza evet. söylüyorlar. Kendilerinin zaten iktidar olarak, güya iktidar olarak sözde koltuklarıyla beraber yol eden arkadaşların aylar ya da bir yıldır yadıkları da ortadadır. Yapmak istemedikleri de ortadadır. Tüm önerilerimize, fikirlerimize, gerçekten ülkenin faydasına, insanlarımızın faydasına olacak olan önerilerimize bile kulak asmayan bir hükümetin muhalefet koltuk deneyi olacak değildir. Evet. Madem ki kendi içlerinde 27 sayıları vardır, daha doğrusu 26 sayıları vardır ve o 26 sayısı da meclisin açılmasına yeterlidir. Kimse kusura bakmasın da bunların biz de olacak değiliz. Evet. Öyleyse bıraksadı biz yaptık. O yüzden lütfen anlaştıkları bağımsız arkadaşlarını da kendi işlerindeki diğer ortakların vekillerini de onları ikna etsinler. Onlar önce meclise soksunlar, sonra bizden yardım istesinler. Ha, komite çalışmalarında gerçekten toplumun faydasına olabilecek olan icraatlar varsa zaten arkadaşlar da bizler üye olmasak da bile girip orada fikirlerimize sunar. Bunu sağlamamız ne kadar mümkün olacak emin değilim. Herkes her iyi beklentileri. Yani bugün başbakan seçimle ilgili sanki Nisan değil, Ocak'ta değil. Bana sorarsanız UBP kurultayının hemen ardından olacağına ilgili bir önümüzde bizim ne UBP'liler konuşurken tamamdır da bir TDP'li konuşurken öyle bir şey yapmadan yok evet. Öyle yapar. UBP kurultayının hemen ardından evet. ya gerçekten bir erken seçime gidecek. Evet. Veya yeni bir hükümet oluşumu çıkacak karşımıza. Şu anda biz değil tabii ama muhalefette artık UBP kurultayının ardından görecek ama UBP Ersan Bey çünkü o fırsatı kaçırdı sanırım. Mekan olarak girme fırsatını Yüksek Mahkeme Başkanı'nın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak atamasının ardından kurultaydan sonra seçim olacağı ortadadır ama seçim olacağı kurultayın ardından belli olur. Mecbur artık kapatacağım şey yoksa Hasan Bey'i de bekleyelim. Yo beni bekleyecek çok bir şey. Yani yaşananlardan lütfen kimse meclis açılmazsa bundan sonra muhalefet bizleri suçlayacaktır ama muhalefet etmek bir nebze de bu meclisin açılmamasını sağlayacak zamanda işte bu hükümetin yapamayacağını yeterli saçmadıkları hiç böyle bir bilgileri olmadığı evet. anlamına gelir. Onlar artık yani tamam bir ayaklara basit şekilde meclis. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hücum Ev Partisi Milli İzler. Ev Partisi Milli İzler Sayın Taç Uyuşacağım. Yani alacağız efendim. Bir konu başlı. Yasana. İzler. Az önce duymuşsak özellikle sorumluluk meselesi söylüyor. Sanırım haklısın. Şimdi siyasi deneyimli demekin en deneyimli isminden bir Ev Partisi'nin ekibi Sayın Hasan Çoy. Hoş bulduk. Yaşamadınız bile. Bilmiyorum. Peki bunu değerlendirirsen ne şey? Bugün daha farklı var ki o şu elimizde bir şekilde bu ilk sıfayı Halep Zeyfetçiliğinin birlikte yapmalısın. Bunu bir gerçek olarak kurulur. Kosova'da gerçek sarı yöntemine bağlıydı. Hepsi bir hükümet bandı oldu. Evet. Hepsi bunun farkında. Bu sayıda alınan karara fikir ortaya. Rejman hükümeti de hükümeti olacak. Seçim olacak. Kesindirecek.
ve olay bu şekilde olacak. Çin'in önemli mürtebe. İşte azınlıksa azınlık, belli yasaların geçmesini sağlamak, toplumun durağına girmemesini sağlamakla mükellef olduğunu unutmamalar lazım. Evet. Bir kayıtsız olduk girdik kapıdan içeriye. Bunu yapabilmek için halkın oluruna olabilecek olan işleri yapmamız lazım. Gerçeklerden şaşmayın. Evet. Ben demiyorum gelin de iktidarın artı puan alacağı bir iş yapın. Birçok yasaların üzerine çalışabilelim. Toplumsal eşitliği, toplumsal bütünlüğü, toplumsal birbirine kucaklaşmayı, birbirine kucaklaşmasını sağlayacak işleri yapalım. Evet. Zaten önümüzdeki süresinde erkenin yaşanacak olan seçimin getireceği gerginlik hepimize yansıyacak. Bu önümüzdeki Kasım ayının ilk haftasından itibaren kendisinin belli bir aydan birkaç gün daha fazla bir süreç içerisinde yeni yeni oluşumlara gidileceği kesin. Evet. Yerler genel seviyedir. Yani bunu da kabul etmek. Meclis'te aslında her ne kadar bu meclis, mevcut meclis gerekir ya da yeni bir seçim bir algısı bölgesinde size söyleyeyim. Yani meclislerinden yarışsız aldığınız hava tepe değil bilir. Yani sanki de ona bir içime gidilmesi önünde milli kimin çok arzulamadığı bir hükümet modeli. Kurmadan sonra milli seçime gitmek denir mi çekinir? Çok milli seçime gitmek evet. Çekinir. Bu neye doğru bir şeyden aday seçilir. Hem maddi olarak çok büyük bir külfettir. Hem de manevi olarak çok büyük bir uğraştır. Ve seçimi bir yıl var. Yani bir yıl aşkın bir süre var. Evet. Yani 2022 aralığına kadar bunu göstermiştir ki seçim daha önce bir tarihte yapılacak. Önceki tarihin tanımasında milletvekili gecikmeyi hamiyatır. Ama bu olan veya duygu da seçimin bir önce olup meclisinin değişmesi gerektirir. Bu az önce de söyledim. Kurultası kurulacak olan hükümet zınlık hükümeti mi olur? Yoksa seçim olarak bir zınlık hükümeti mi olur? Seçim hükümeti olarak yol mu kurulur? Yoksa çok bu tartışılacak mecliste ve hizmet edilecek. Şubat ayı ve o yıllarda bir seçimin olabileceği ve tarihin de o dönemlerin içerisinde bir tarihte olabileceği mevzu bahis. Onun için bunu bilerek bu meclisin içerisine oturup görev yapmamız lazım ve ihtiyaç duyulan bazı şeyleri yapmamız lazım. Örnek, kurultay bitecek. Kurultay biter bitmez ne olacak? Bütçe görüşmeli. Bütçe yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? 2020 yılı bir ekonomik toplum bu pandemi ve kapalı pandemi sürecinden sonra evet. Bir başka eksik eksik toparlanmaya nasıl gidersiniz? Gidebilir misiniz? Hiçbir şekilde gidemezsiniz. Önce işte dediğim gibi kurultay, kurultayın hemen sonrasında yeni bir hükümet
kurulacaksa şekli, şemali belli, belki de seçim tarihi de belli. Yapılması, bütçenin yapılması, yapılması yasasının değiştirilmesi, eğer ihtiyaç duyarlarsa ve anlaşma olursa, ki bence vardır. Seçim ve halk oylaması yasasının değiştirilmesi. Bu baz üzerinde düşünülecek ve toplumsal çıkarlar doğrultusunda hareket edilecek. Bir ses çalışma, uygun bir şekilde verebileceği bir ayı yaşayacağımıza şaşırır. Değerli görüntüleriz. Görüşmek üzere. Bu iyilik çok. Ortiz Emine Saçoy, Emine Hasili, bir önceki hükümet için baksana. Halkın bu şeyi yenimle ilgili görüşler sıcağına. Allah biraz halkın başlığını var. Böyle bir hızla. Yolunuz hoş geldin. Tam soru. Tartışma oldu içerisinde evet. Çünkü. Ben bunu sizin ilk günle ilgili, ilk kuruşa yapılan konular değil. Yani nasıl bir fikir? Yani tabii Haziran öncesi bir hükümet başlığı sanaya yakın bir şey. Yüksel Aravun Bekma'dan yanaymış. Yaz tatili Bolca'da meclis komite çalışmaları yasını beklerken iki buçuk ay buklaşık komite ağırlığı bir toplam çalışma olmadı. Dolayısıyla yerimsizdi geçtiğimiz yılın önce. Bir diğer çıkıldı. Neden öyle? Tabii ki açılış konuşmaları ve temenniler bugün toplumla ve meclisle paylaşılacaktı. Parti başkanları bu konuda görüşlerini bildirdiler. İki buçuk, üç aya yakın bir süredir meclis. Thank you.
sonra yaklaşık bir senedir oldukça istikrarsız bir sürecin içindeyiz. Gerek ekonomik, gerek kısma faaliyetleri ciddi akamete uğramış durumdadır. Geçtim yaz döneminde herhangi bir yasa çalışması yapılmamasını, komitelerin toplanmamasını. Zaten meclis tatile girmeden önceki dönemde de, örneğin ben Hukuk Siyasi İşler Komitesi'nin üyesiyim, evet. Yıllardır. Yasemin Hanım başkandır. 1,5 aydan fazladır toplanmamıştı komite. Sonra meclis iş tüzüğünün ihlal edilerek ad hoc komite kurulması, Nisan 2022 diye seçim tarihinin ötelenmeye çalışılması, manevra yapılması, kaç tane anayasa ihlali, yani yasa gücünde kararnameler yayınlayarak aslında meclisin, yani halkın iradesinin bypass edilmesi suretiyle diktatöryel bir yapı oluşturulmuş durumda. Ha, bu diktatöryel yapının da halka herhangi bir faydası olmayacağı zaten, yani dünya siyasi tarihinde hiçbir diktatöryel yapının halka bir faydası yok. Görüyoruz yine atamalar, ombudsmanın raporları var çeşitli, usulsüz, münhal olmadan, sınav olmadan yapılan istihdamlar, devletin kaynakları çarçur ediliyor. Hele böyle bir dönemde hem Cumhurbaşkanı düzeyinde hem hükümet düzeyinde devletin kaynaklarının çarçur edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani bu meclis artık fonksiyon yürütebilecek bir meclis olmaktan çıktı. Gayri meşru bir durumdadır bu hükümet. İradesinin tekrardan yeni yani iç borçlanmanın çok fazla yapıldığı ve artık yani gelecek olan hükümetlerin de birçok konuda elinin kolunun bağlandığı, yani şu andaki hükümet gidip yerine hükümet geldiğinde de işimiz çok kolay olmayacak. Halkın alım gücünün geri gelmesini sağlayacak çeşitli politikalara ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi gayri ciddi bir şekilde yönettiği için şu anda az hareketi, yani bir bakıyorsunuz işte serbest bölge ilan edeceğim deniliyor. Kıbrıs sorunu konusunda dünyanın kabul etmediği tezlerle geri döndük. Dünya vuruyor. Maalesef toplumun geleceği zaman kaybetti. Dirilmek suretiyle çöpe atılıyor. Yurttaşlık meselesi yine istismar ediliyor. Yani seçim olacağı bu hükümetin kendi programına koyduğu bir tarihti. Ekim 2021 diye. Bunu ötelerim de şu anda yeni seçmenler yaratmak suretiyle hem de için yurttaşınızı verelim diyerek istismar ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde de müdahale var. Ulusal Birlik Partisi kurultayları gördük. Şu anda da bu şekilde, yani bu ülkenin demokrasisi bu ülkede sadece demokrasi var. Benim en çok üzüldüğüm noktalardan biri bu Vent Bey. Yani devletle becaza giden kurup boşaltıyorlar ve müller yiyebiliyor. Devletin anası bahsediyor. Açısından dolayı duyuyorum. Erken seçimle ilgili Hukuk Siyasi İşler Komitesi'nin bir üyesi olduğu için bundan da biraz uzak kaçıyor. Ad hoc komite kurulu mevcut sizin. Ancak Nisan her ne kadar söylense önümüzdeki meclise konu gelirse ve eğer Nisan yani yılda
öne alın. Yani UBP kurultayı hemen ardından alınacak gibi. Bir görüşte az önce aşırılan olduk. Yani eski de bir hükümet modeli gündeme gelebilir. Ve bu yani bu tartışmaların yani ana perspektifiyle soralım. Bakış açınız ya da tarihle ilgili daha önce almasıyla ilgili ya da siyasi görüşümüz. Bizim ilk önerimiz hatırlayacaksınız. Ağustos 2021'i öneri olarak biz de sanırım benzer bir öneri yapmıştı. Sırf bu tarihler görüşülmesin. Diye işte meclis iç tüzüğü Hukuk Siyasi İşler Komitesi'nin görüşmesi gereken seçim tarihi tamamen oluşturulan bir ad hoc komiteyle kararlaştırıldı. Dolayısıyla da yani bu genel kurul gelemedi. Hatırlayacaksınız aslında Haziran gelmiş olmak gerekiyordu. Gelemedi. Thank you.